Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf ACE kitabımızın 14. fölündeyiz. Burada kaldırma kuvvetinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kaldırma kuvveti her sene teğetide bir soru çıkmakla beraber kolay bir konudur. Peki kaldırma kuvveti nedir arkadaşlar ve nelerde kullanırız? Deniz altına istedikleri de su yüzeyinde, istenildiklerinde suyun içerisine nasıl yol alabilir? Ya da acaba demir ve çelikten yapılmış ve tonlarca ağırlıkta olan gemiler nasıl oluyor da su yüzünde kalabiliyor cevaplarına kim verecek? Bu soruların cevabını aslında sıvının cisimlere uyguladığı tepki kuvvetine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Kaldırma kuvveti diyeceğiz. Kaldırma kuvveti denir. Yani aslında sıvılar kendilerine temas eden cisimlere ters yönde bir kuvvet uygular. Bu kuvvet arkadaşlar kaldırma kuvveti denir. Peki kaldırma kuvvetini nasıl kanıtlayabiliriz? Şöyle kanıtlayabiliriz. Bir dinamometreye G ağırlığında bir cisim bağladığımız zaman bunu bakarız ki dinamometre okunan değer kime eşit olacak arkadaşlar? G'ye eşit olacak. Bunu sıvı içerisine bıraktığımız zaman dinamometrede okuduğumuz değer D'den daha küçük bir, yani G'den daha küçük bir değer olacak. Neden hocam? Çünkü aşağı doğru bir G ağırlığım var. Artık bu cisme sıvının uygulamış olduğu ters yönde bir kaldırma kuvveti var arkadaşlar. Yani dinamometrede okunan değer ne olacak arkadaşlar? Daha az olması istenir. İşte verilen bu örneklerde sıvı içerisinde bırakılan cisimlere sıvı tarafından cismin ağırlığına zıt yönde etki eden bir kuvvet vardır arkadaşlar. Biz bu kuvvete kaldırma kuvvet denir. Ve bu kaldırma kuvvetini Arşimend bulmuştur. O yüzden buna Arşimend ilkesi olarak ne yaparız ifade ederiz. Bir cismi sıvı içerisine bıraktığımız zaman sıvının bütün yüzeylerini etkeden bir sıvı basınç kuvveti vardır arkadaşlar. Bu sıvı basınç kuvvetlerin tamamına biz kaldırma kuvvet deriz. Burada F3 eşittir arkadaşlar. F4 kuvvetine ne olacak? Büyüklük olarak eşit olmak zorundadır. Fakat F1, F2 eşittir diyemeyiz. F2'nin F1'den çıkarılımına kaldırma kuvvet deriz. Çünkü kaldırma kuvveti sıvıların arkadaşlar uygulanan kuvvetin tersine doğrudur. Ve ne diyoruz arkadaşlar? F2 eksi F1 kadar olmak zorundadır. Ve kaldırma kuvveti neye bağlıdır? Nasıl yani hocam? Biz bir sıvın içerisine bir cisim bıraktığımız zaman arkadaşlar bu sıvının aslında batan kısmının ağırlık merkezine bir kuvvet etkiler. Biz bu kuvvete kaldırma kuvveti deriz. Ve kaldırma kuvveti neye bağlı? Öncelikle sıvının öz kütlesine bağlı arkadaşlar. Aynı zamanda cismin sıvı içerisinde kalan batan hacmine, yani V batan dediğimiz şey sıvının içerisine batan hacmine bağlı. Aynı zamanda kime bağlı arkadaşlar? Yer çekim ivmesine bağlı olmak zorundadır diyoruz arkadaşlar. Sıvının öz kütlesine bağlıdır dedik, doğru mu? Evet, FK'nın birimi yani kaldırma kuvvetin birimi kuvvet olduğu için Newton'dur arkadaşlar. Batan kısmın hacmi santimetre küp, sıvının öz kütlesi gram bölü santimetre küp ve yer çekimimesi biliyoruz ki metre bölü saniye kare olarak ne yapıyoruz ifade ediyoruz. Arşimend ilkesi diyor ki arkadaşlar bize bir cismin herhangi bir sıvıya bırakıldığında bir miktar sıvı ne yapar arkadaşlar? Yer değiştirir. İşte yer değiştiren bu sıvının ağırlığı aslında kaldırma kuvveti kadardır diyor arkadaşlar Arşimet. Örnek 1 ile daha iyi anlayalım kaldırma kuvveti neymiş. Sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili olarak yargıdan hangileri doğrudur demiş. Bir cismin sıvı içerisine bırakıldığında batan hacmine eşit hacimde sıvının yeri değişir, doğru mu? Yeri değişen sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüklüğüne eşittir demiş Arşimet. Doğru. Hacmi değişmeyen ve tamamen sıvı içerisinde bulunan katı bir cismin sıvının dibine doğru itilirse cismi etkeden kaldırma kuvveti artar. Ben bir cismi sıvı içerisine bıraktım ve içinde aşağı doğru itiyorum. Herhangi bir sıvının yerini değiştirecek mi? Hayır, değiştirmeyecek. O yüzden kaldırma kuvveti değişmez arkadaşlar. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin batan hacmine ve sıvının öz kütlesine bağlıdır. Çünkü kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G'ye bağlıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Örnek ikinci sorudayız. Yukarıda verilen örneklerden hangilerinde akışkanların kaldırma kuvveti etkisi yoktur diyor. Yani bize kaldırma kuvvetinden bahsediyor. Deniz altında, gemide ve uçan balonlarda arkadaşlar kaldırma kuvveti vardır. Gaz molekülleri yukarıya doğru gitmesini sağlayan kuvvetlerden bir tanesi de kaldırma kuvvetidir arkadaşlar. Bu aklımızda kalsın. Fakat roketlerde öyle bir durum yoktur diyoruz.
Açık hava moleküllerinde tıpkı sıvılardaki gibi içerisindeki cisimlere kaldırma kuvveti ne yapar? Uygulanır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldırma kuvveti sorularımıza devam ediyoruz. Sıvı dolu bir kap içerisinde duran küp biçimindeki cismin üst ve alt yüzeyine etkiden sıvı basınç kuvvetleri F1 ve F2'dir. İlk cismine uyguladığı kaldırma kuvveti Fk büyüklüğündedir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Biz şunu biliyoruz. Alt ve yüzeyine etkiden basınç kuvvetleri farkı bana arkadaşlar kaldırma kuvvetini verecek, doğru mu? Kaldırma kuvveti bu tarafa doğruydu. Buna göre hangileri kesinlikle doğru derse arkadaşlar? F2 büyüktür F1'den. Evet doğru arkadaşlar. F2 büyüktür F kaldırmadan denklemimize bakacak olursak doğrudur. Fakat F kaldırma kuvvetinin büyük olduğunu F1'den ne yapamayız? Bulamayız diyoruz. Evet, örnek 4. sorumuzdayız. Su dolu kabın içinde K cismi bir ipe kabın tabanına bağlanarak şekildeki gibi dengededir. Musluk açılarak kaba aynı sıcakta su aktarılıyor. Buna göre kap tabanına etkiden su basıncı ve K cismine kaldırma kuvveti nasıl değişir? Öncelikle sıvı basıncı. Sıvı basıncı neye eşitti? H çarpı D çarpı G eşitti. Doğru mu? Ben ne yapıyorum? Sıvı ekliyorum. Sıvı eklersem sıvının yüksekliği ne olur? Artar. O zaman basıncımız, yani sıvı basıncı artar. Peki kaldırma kuvvetine bakacağız. Cisme etkeden kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Aynı sıcaklıkta sıvı eklediği için öz kütleyi değiştiremez. Yer çekimimiz sabit burada. Batan hacmimiz de sabit. Doğru mu arkadaşlar? O zaman kaldırma kuvveti ne yapmaz? Değişmez diyoruz. Çözümlü örnek sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Hacimleri ve bölmeleri eşit olan XY cisimleri su içinde şekildeki gibi dengededir demiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi hacimleri eşitse ben her bir bölmesine V kadar desem olur mu arkadaşlar? 1V, 2V, 3V ve 4V. Peki kaldırma kuvveti neye eşitti? Fx'e kaldırma kuvvetine bakalım öncelikle. Kaç tane sıvı atmış sıvın içerisinde? İki tanesi. O zaman 2V batan çarpı D sıvı G yazabilir miyiz? Evet. Y'ye bakıyoruz kaldırma kuvvetine. Kaç tane sıvı atmış? 4 tanesi. 4V çarpı D sıvı G. Yani Y'ye etkiden kaldırma kuvveti, X'e etkiden kaldırma kuvvetinden büyüktür. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Y cismi etkiden kaldırma kuvveti, X cismi kaldırma kuvvetinden daha büyüktür. Doğru. Suyun öz kütlesi ile Y cisminin öz kütlesi birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi sıvılarda biz cisimlerde neyi bileceğiz? Öz kütleyi bir hatırlayalım. Eğer bir cisim sıvının yüzeyinde kalıyorsa benim sıvımın öz kütlesi cismin öz kütlesinden daha büyüktür. Eğer bir cismim sıvının içerisinde kalıyorsa arkadaşlar, yani Y'de olduğu gibi sıvıyla öz kütlesi birbirine eşittir. Eğer cismim tabandaysa arkadaşlar, atıyorum M cismi olsun. M cismin öz kütlesi sıvıdan daha büyüktür. Doğru mu arkadaşlar? O zaman Y cismin öz kütlesi birbirine nedir? Eşittir suyuyla. İlk cismin öz kütlesi Y cismin öz kütlesinden daha küçüktür. Evet. Neden? Çünkü ben karşılaşacak olursam suyun öz kütlesi Y'nin öz kütlesine eşit. Fakat büyüktür kimden diyoruz arkadaşlar? X'ten daha büyük olmak zorundadır. Evet, eşit hacim bölü KLM cisimleri öz kütleleri D1, D2, D3 olan sıvılar şekildeki bir dengededir. Sıvıların KLM cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetleri birbirine eşit olduğuna göre sıvıların öz kütlesi nedir demiş. Her bir hacmi, yani hacimleri birbirine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Kaldırma kuvvetleri eşitse, yani Fk eşittir. Fl ise, Fl eşittir. Fm ise arkadaşlar, demek ki benim öz kütlem batan hacimle ters orantılı olarak ifade ediyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Ben her birinin kaldırma kuvvetini 6F diyeyim. 6F derse kaç tane sıvı atmış? 3V çarpı D sıvı çarpı G diyoruz. O zaman ben buradan D sıvı 2 diyebilir miyim? Evet. Buna da 6F diyelim. Yani L cisimine eşit olduğuna göre. Kaç tane sıvı atmış? 2V çarpı D sıvı G dersek. D sıvı ya da 3V batan diye. Yani D sıvının öz kütlesine 3 diyebiliriz. 6F dersek yine. V çarpı D sıvı çarpı G dersek. Demek ki sıvının öz kütlesi kime eşit arkadaşlar? 6'ya eşit olacak. Yani aslında biraz önce dediğim gibi batan hacimle ters orantı olarak ne yapacak? Değişecek. Demek ki D1 büyüktür arkadaşlar kimden? D2'den. D2 büyüktür kimden? D3 olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz öz kütlelerini. Örnek 6'dayız.
X ve Y katı cisimleri sıvı cisimle şekil 1'deki gibi bir ipliği birbirine bağlıyken ip kesildiğinde ise şekil 2'deki gibi dengede kalmaktadır. İlk cismi etkiden kaldırma kuvveti Fx ile Y cismini etkiden kaldırma kuvveti Fy nasıl değişir diye sormuş arkadaşlar. Öncelikle her ikisi de cismi ne yapıyor arkadaşlar? Şekil 1'de tamamı batmış. Yani aslında Fx'e şekil 1'de olduğuna göre hacmine V kadar dersek Vx çarpı D sıvı G iken ikinci durumda buna 1 dersek buna x'in ikinci durumu dersek arkadaşlar artık Vx bölü yaklaşık 2 kadar D sıvı G etki etmektedir. Doğru mu? Demek ki benim kaldırma kuvvetim ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Peki Fy'ye bakıyorum. Fy'ye etki eden kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı G iken birinci durumda, ikinci durumda da yine arkadaşlar kaldırma kuvvetim yine V çarpı D sıvı G kadar değil mi? Evet, o yüzden ne yapmadı? Değişmedi olarak ifade edebiliyoruz. Yedinci sorudayız arkadaşlar. X, Y, Z cisimleri bir sıvı için şekildeki bir dengededir. Sıvının cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti birbirine eşit olduğuna göre cisimlerin hacimleri arasındaki ilişki nedir demiş arkadaşlar. Aslında biraz önce yaptığımız soruyla aynı, doğru mu? Kaldırma kuvvetleri eşit ise batan hacimleriyle ters orantılı olmak zorundadır diyoruz. Her birinin arkadaşlar kaldırma kuvvetine bir değer verelim. Çünkü V batan çarpı D sıvı G dersek yer çekimi aynı. Sıvının arkadaşlar aynı sıvı içerisindeler. Özküller aynı. Neye bakacağız o zaman? Batan hacimlerine bakacağız. Tamamı battığı için ben buna V diyebilir miyim? Evet, bunun da tamamını batmış V kadar. Fakat bunun ne kadar batmış arkadaşlar? Yarısı kadar batmış. Yani yarısı V kadar olmak zorunda. Demek ki bu arkadaşın hacmi kaç V? 2V kadar olacak diyoruz. Buna göre X'in hacmi daha büyük kimden? Y ve Z'den diyoruz. Örnek 8'e geldik arkadaşlar. Üst kısmında gaz olan su dolu kap içerisinde esnek balon piston K seviyesindeyken şekildeki gibi dengededir. Yani şu an tamamen denge durumunda. Piston F kuvveti yardımıyla K seviyesinden L seviyesine getirilirse hangileri artar demiş arkadaşlar. Şimdi burada tek tek geleceğiz. İçerisinde bir gaz var. Gaz sıkıştırılabilir. Ben L'yi buraya kadar ne yaptım? İttim. İttiğim zaman biz gazlarda P çarpı V'ye bakacaktık. Doğru mu? Ne oldu hocam? Hacmini azalt. Hacim artarsa gazın basıncı ne olacak? Artacak. Biz şunu biliyoruz aynı zamanda. Gazlar her noktaya eşit basınç uygular. Hocam burada sıvıyı sıkıştırabiliyor muyuz? Hayır, sıkıştıramayız. Fakat gazlarda olduğu gibi basıncı sıvılar da her noktaya iletecek. Ne demek bu? Yani benim üst basıncım artacak. Gazlarda aynı şekilde iç basınç, dış basınca ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Eşit olmak zorundaydı. Benim üzerimdeki basıncım arttı. Basınç artarsa demek ki balonun hacmi azalacak. Balonun hacmi azaldığı zaman balon ne olacak arkadaşlar? Küçülecek. Küçüleceği için sıvının bir miktar yüksekliği yani küçüldüğü kadar ne olacak? Azalacak. Yani O noktasındaki basınç azalır diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açıkladık. Buna göre hangileri artar demiş. Gaz basıncı artar demiş. Evet, gaz basıncı artar. Balon iletken kaldırma kuvveti azalır. Evet, çünkü neden? Kaldırma kuvveti neye bağlıydı? V batan çarpı D sıvı G. Yer çekimimiz aynı, sıvımız aynı. Fakat balonun hacmi ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Demek ki kaldırma kuvveti ne olur? Azalır. O noktasından sıvı basıncı değişmez demiş. Hayır arkadaşlar. O noktasına etki eden sıvı basıncı ne oldu? Değişti. Ne olur diyoruz arkadaşlar? Azalır olarak ifade ediyoruz. Hangileri herhalde burada sorumuzda gerçekleşir demek istemiş arkadaşlar. Gerçekleşir. Hangileri gerçekleşir? 1 ve 2 gerçekleşir diyoruz. 9. sorumuzdayız. Sıvı ile dolu olan bir kabın tabanına çocuk balonu iple şekilde gibi bağlanmıştır. İp koptuğunda çocuk balonu bir konumundan iki konumuna geldiğinde hangileri artar demiş arkadaşlar. Şimdi ne oluyor hocam? Balon buradaydı. Benim üzerimdeki basınç çok yüksekti. Basınç fazlaydı. O zaman basınç fazlaysa arkadaşlar hacmim küçüldü. Fakat kesildiğim zaman yukarıya doğru çıkıyorum. Yukarıya çıktıkça benim basıncım azalacak.
Basıncım azaldıkça hacmim ne olacak? Artacak. Hacim artarsa kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı G kadar değil mi? Demek ki batan hacmim ne olacak? Artacak. Yani kaldırma kuvvetim artar. Hangileri artar demiş. Balonun hacmi artar. Balon etkiden kaldırma kuvveti de artar arkadaşlar. H yüksekliği demiş. Evet, benim balon hacmi gitgide artıyor. Balon hacmi arttıkça sıvının yüksekliği de gitgide ne olur? Artar. Balondaki gazın öz kütlesi demiş arkadaşlar. Şimdi öz kütle neye bağlıydı? D eşittir m bölü v'ye mi bağlı? Benim kütlem yani moleküler ağırlığım aynı. Fakat hacim gitgide ne oluyor? Arkadaşlar artıyor. Demek ki öz kütle gitgide ne olur? Azalır olarak ifade ediyoruz. Evet, örnek 10. sorumuzdayız. İçinde su ve hava bulunan kapalı kaba, içi dolu demir bilye ve esnek balon şekildeki gibi bağlandığında iplerde gerilme kuvvetleri oluşmaktadır demiş. Ne demek bu hocam? Balon yukarıya çıkmak istiyor, demir de aşağı inmek istiyor. S vanasından kabın içinde bir miktar hava pompalandığında aşağıdaki fen hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi S vanasından kabın içine bir miktar hava pompalandığında ne olacak? Moleküler sayısı artacak. Yani benim buradaki havanın basıncı artar arkadaşlar. Peki basınç artınca ne olur? Şimdi demirde herhangi bir değişiklik olur mu bakacağız. Basınç arttı. Demek ki gazlarda her noktaya basıncı eşit iletecek. Yani benim balonuma basıncı iletecek. Doğru mu? Balonun şöyle bir yapısı var arkadaşlar. Esnek olduğu için iç basınç dış basınca ne olacak? Eşit olacak. Benim dış basıncım arttı. O zaman iç basıncı da artacak. Nasıl artacak hocam? Basıncı arttırabilmesi için hacmini azaltması lazım arkadaşlar. Yani benim esnek balonum küçülecek. Esnek balon küçüldüğü anda ne olacak? Sıvının bir miktarı aşağı gelecek. Doğru mu? Küçüldüğü yer kadar. O zaman H yüksekliği azalacak. Demek ki O noktasındaki basınç azalır. Peki teğet kelimesi ne olacak? Yani demiri bağlayan teğet kelimesi dersek. Önceden neydi? Batan hacmin fazlaydı ve ona o kadar kaldırma kuvveti etki ederken bu arkadaş da kaldırma kuvveti azalacak. Azalır. Demek ki teğet kelimesi ne olur? Artar diyoruz. Evet, bunları bulduk. Buna göre hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Havanın basıncı artar. Evet, arttırdık. Moleküler sayım arttı. Suyun demir bilyeye uyguladığı kaldırma kuvveti azalır demiş. Evet, azalttık. Esnek balon içerisinde gazın basıncı artar. Suyun esnek balona uyguladığı kaldırma kuvveti demiş arkadaşlar artar. Şimdi kaldırma kuvveti neye bağlıydı? V batan çarpı D sıvı G'ye bağlı. Doğru mu? Benim balonum hacmi azaldı. Hacmi azalırsa kaldırma kuvveti azalır. Yanlış. O noktasını etkiden sıvı basıncı azalır dedik biraz önce. Evet, azalır arkadaşlar.